sözcüğünü alarak toplam 1000 tonlu kadar hassasiyetlendiler. Dolayısıyla çoğunluğa hassasiyetle duyulmasını ve katları arttıysa eski şirketleriyle bunların binasını şu anda biz yapıyoruz. Sizler de bizi seviyorsanız. Dolayısıyla gerek gıda konusunda bildi. Demek ki eğer bunlar eski temellerimize limit seyahatlerin limitlenebileceğini ileride düşünerek pandeminin devam ettiğini göz önüne alarak ilçelerimizde de buna hassasiyetle uyulmasını ben özellikle sizlerden rica ediyorum. Çünkü eskiye göre birden artış gösterdi. Belki de mevsimin ve iklimin de şartlarını göz önüne alarak griple de karışma ihtimali yüksek ve en yakın arkadaşlarımızı bile hastalandığını duyuyoruz, ediyoruz üzülerek. Yani sizleri de seviyoruz. Sizler de bizi seviyorsunuz. Dolayısıyla bunu dua ederek birbirimize gerekli tedbirleri de alarak işin sağlık boyutunda birbirimize yardımcı olalım. İlçelerimizde de halkımıza hem sosyal mesafeyi, hem hijyeni, hem de maske işini özellikle ifade etmek istiyoruz. Yiyecek konusunda muhtemel bir limit, seyahatlerin limitlenebileceğini de ileride düşünerek, çünkü 65 yaşındaki kişilerinle ilgili tedbirler yayınlandı. Demek ki biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Bu noktada dikkat edelim. Ordu için bunu büyükşehir olarak düşünüyoruz. Gerek gıda konusunda, gerekse gündelik ihtiyaçlarımızın temini konusunda kendi kendimize yeterli olmamız lazım. Bununla ilgili bazı şeylerin depolanması, saklanması konusunda işin hijyenine de dikkat ederek bunu yapmakta yarar var. Çünkü kurak bir dönem yaşadık. Gıdayla ilgili tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Suyla ilgili tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Biz büyükşehir olarak bu imkanları sizlere görevimiz icabı sağlayacağız. Sizler de lütfen buna dikkat edin. Bazı ortak işlerimiz var. Bu deprem konusu çok çok önemli. Depremde her ne kadar biz büyükşehir olarak gerek gıda seyyar tırımızı gönderdik. Arama kurtarma ekibimiz çok başarılı oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Ordumuzun bu yaraları sarma konusunda milli duyarlılığımızı göstermiş oldu. Ama benzer durumu Allah göstermesin bizler de yaşayabiliriz. Binalarımızın teknik konusunu incelememizde yarar var. Ben size şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Üniversiteye giderken ben Ordu'dan ilk ayrıldığımda 4 katlı bina hemen hemen yoktu Ordu'da. Şimdi binaların hepsi onun çok üstünde. Yani 4 katlı bina bulmak zor şimdi. Demek ki eğer bunlar eski temellerin üzerine yapıldıysa çok büyük bir tehlike. Ama sıfırdan yapıldıysa hiç değilse işin inşaat tekniğine uygun, mimari tekniğine uygun olduğunu ümit ediyoruz. Ama eğer gittikçe katları arttıysa eski temel üzerinden işimiz kötü. Onun için belediye başkanları olarak bizler bunları bir gözden geçirelim arkadaşlar. Bence gündemimizin şu anda yazılı olmayan ama benim size hatırlattığım ki bunu teknik bir hale getireceğiz. Herkes kendi ilçesinin durumunu gözden geçirmeli. Burada karot alınacaksa karot. Projenin masaya yatırılması gerekiyorsa bunlar. Ve aynı zamanda da işin gözle görünmesi ve inşaat denetim şirketleriyle bunların denetlenmesini ben gündeme aldıracağım. Yani Gülyalı, Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere içeri doğru bunu mutlaka gözden geçirmemiz lazım.
Bence fazla şey yapmadan, bu işi hiç geciktirmeden, bu işi ben zaten gündemde tutuyordum. Bu İzmir depreminden sonra bu daha da bir aciliyet kesbetti. Bunu mutlaka bizim gözden geçirmemiz lazım. Siz göreceli olarak, ilçe olarak Altınordu'dan, daha biz Altınordu'da bulunduğumuz için bunu burada daha kolaylıkla yaparız. Ama Akkuş'undan Gürgen Tepesi'ne kadar, Aybastısı'ndan Ulubey'ine kadar hepsini teker teker sizler lütfen bir gözden geçirin. Biz de size teknik yardımda bulunalım. Bu işler ciddiyet kesbetmeden, bizim canımızı sıkacak, bizi üzecek duruma gelmeden önlemlerimizi alalım. Bu bizim asli görevimiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, sizden bunu bir başkanınız olarak, bir ordulu büyüğünüz olarak sizden bunu rica ediyorum. Sadece belediye başkanı olarak değil, insani olarak da sizden rica ediyorum. Bunu gündemimize alalım. Şirketleriyle bunların denetlenmesini ben hemen hemen yok diyorum.